Merhaba, bugün size orijinali St. Mary's Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev yapan Scott Edgar tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz, Immanuel Kant'ın metafiziksel ve sentetik a priori bilgi hakkındaki görüşleri. Önce, felsefe hakkında bir soruyla başlayalım. Felsefe ne tür bir bilgidir? Metafizik bilgisi ne tür bir bilgidir? Doğası nedir? Bu konuyu merak etmek için iyi bir nedenimiz olduğunu düşünebilirsiniz. Metafiziksel bilgi konusunda filozofların kötü bir ünü var gibi görünebilir. Bazen filozoflar metafizikle ilgili hiçbir konuda uzlaşamıyor gibidir. Herkes farklı bir şey söylüyordur ve konu bir yere varamıyordur. Bu 18. yüzyılın sonunda Kant'ın gerçekten ilgilendiği ve beynini kemiren konulardan biriydi. Bu yüzden ne tür bilginin felsefi, ne tür bilginin metafiziksel olduğunu bilmek istiyordu. İlk büyük kitabı olan Saf Aklın Eleştirisi'nde işte bu soruya cevap vermeyi amaçlıyordu. Kant, metafiziksel bilginin sentetik a priori diye adlandırdığı bilgi olması gerektirdiğini öne sürer. Hatta sentetik a priori bilgi kavramı Kant'ın felsefesinin merkezinde yer alır. Kant bu kavramın en önemli felsefi keşiflerden biri olduğunu düşünüyordu. Ve neredeyse tüm felsefesi az ya da çok bu fikre dayanıyordu. Sentetik a priori bilginin bir açıklamasını yapıp, ardından bunun Kant için çok önemli bir örneğini vermek istiyorum. Son olarak Kant'ın felsefi ya da metafiziksel bilginin neden sentetik a priori olması gerektiğini düşündüğünü açıklayacağım. Sentetik a priori bilgi kavramı, iki farklı ayrıma dayanır. A priori ve deneysel bilgi arasındaki ayrım ve analitik ve sentetik yargılar arasındaki ayrım. O zaman a priori bilgi ve deneysel bilgi arasındaki ayrımla başlayalım. Deneysel bilgi, duygulardan gelen ya da duyular tarafından doğrulanan bilgidir. Her türlü gündelik bilgi deneysel ya da ampirik bilgidir. Buna bazen A posteriori de denir. Yani, örneğin camdan dışarı bakıp gözlemlediğinizde havanın nasıl olduğunu bilirsiniz. Duyulara dayandığı için bu bir tür deneysel bilgidir. Ancak her tür bilimsel bilgi de deneyseldir. Örneğin dünyanın yüzeyine yakınsanız yerçekimi serbest düşen nesneleri 9,8 metre bölü saniye kare hızda ivmelendirir. Bunu bilmemizin sebebi bunun bir sürü deneysel kanıtlarla desteklenmiş olmasıdır ve tüm deneyler de duyularımıza dayanır. Yani bilimsel bilgi deneyseldir. Deneysel bilginin zıttı a priori bilgidir. Bu duyular tarafından doğrulanmamış bilgidir. Örneğin tüm güller güldür ifadesini düşünelim. Bu ifade gerçekten olan bir şeyi belirtiyor ama epey sıkıcı bir gerçek. Çünkü bize pek bir şey anlatmıyor. Ama neticede doğru. Ve duyularınıza başvurmaya gerek olmadan doğru olduğunu biliyorsunuz. Çünkü tanımı gereği doğru. Bu gerçek duyulara başvurmadan doğrulandığı için a priori bir bilgidir. Ama Kant'a göre matematik de a prioridir. Yani örneğin 7 artı 5'in 12 yaptığını bilmek için deney yapmanıza gerek yoktur. Kant'a göre duyularımıza hiç başvurmadan bu gerçeği doğrulayabiliriz. Bu yüzden bu a priori bir bilgidir. Kant'a göre a priori bilginin oldukça özgül, karakteristik özellikleri vardır. İlk olarak a priori bilgi zorunludur. 5 artı 7'nin olumsal yani rastlantısal bir şekilde 12 ettiğini düşünemeyiz. Ve 5 artı 7'nin 12 olması bir tesadüf değildir. 5 artı 7'nin 12 dışında bir şeye eşit olmasının mümkün olmadığını da düşünürüz. Bu noktada, 5 artı 7 zorunlu olarak 12'ye eşit olur ve Kant'a göre tüm a priori bilgiler için bu geçerlidir. İkincisi, a priori bilgi evrenseldir. Yani 5 artı 7'nin 12 olması gibi a priori doğrular istisnasız doğrudur. 5 artı 7'nin 12'ye eşit olmadığı bir zaman ya da mekan yoktur. Örneğin uzayda galaksinin diğer bir ucunda 7 artı 5'in 12 yapmadığı bir bölge olması gibi bir durum yoktur. İşte bu açıdan Kant, matematiğin evrensel olduğunu düşünür ve aynısı tüm a priori bilgiler için geçerlidir. A priori bilginin bu iki özelliği oldukça önemlidir çünkü bir bilginin a mi yoksa deneysel mi olduğunu bize söyler. Eğer bir bilgi zorunlu ya da evrenselse aprioridir. Zorunlu ya da evrensel değilse deneyseldir. İşte Kant'a göre a priori ve deneysel bilgi arasındaki ayrım bu şekildedir. Şimdi de analitik ve sentetik yargılar arasındaki ayrıma bir bakalım. Kant der ki: Yargının yüklemindeki kavram, yargının öznesindeki kavramda yer alır. Kant'ın burada kabaca demek istediği analitik doğruların tanımı gereği doğru olduğudur. Mesela, bekar biri evli değildir yargısını ele alalım. Bu analitik yargıdır. Çünkü evli olmama kavramı üstü kapalı bir biçimde bekar kavramının içinde yer alır. Neden? Bekar kavramının evli olmayan ve kişi kavramlarından oluştuğunu düşünebilirsiniz. Yani bekar kavramının tanımı evli olmayan kişidir. Bekar biri evli değildir analitik yargısını ele aldığımızda yargının yaptığı tek şey bekar kavramının içinde zaten üstü kapalı bir biçimde var olan bir kavramı açığa çıkarmak olur. Sentetik yargılarsa analitik yargıların tersidir. Kant'a göre bir özneyle ilgili bir kavramı alıp ona öznenin içinde üstü kapalı bir biçimde yer almayan yeni bir kavramı bağladığımızda sentetik yargılar ortaya çıkar. Başka bir deyişle sentetik doğrular tanımı gereği doğru değildir. Mesela bekar biri kaygısızdır ifadesini ele alalım. Kaygısız kavramı bekar kavramının içinde yer almaz. Yani bekar kavramının tanımının bir parçası değildir. Yani bu ifade sentetik bir yargıdır. Kant, sentetik yargıların ampliatif yani genişletici, tamamlayıcı olduğunu söyler. Çünkü analitik yargının aksine bunlar yargının içinde önceden yer almayan yeni kavramları yargının öznesine bağlarlar. Bu manada bilgimizi öznenin tanımında içerilen şeylerin de ötesine taşırlar. Yani bilgimizi genişletirler. Evet, şimdi elimizde iki ayrım var. A priori ve deneysel ve analitik ve sentetik. Şimdi bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını düşünelim. Söyleyebileceğimiz ilk şey, tüm analitik yargıların a priori olduğudur. Neden? Çünkü eğer analitiklerse, tanımı gereği doğrudurlar ya da Kant'ın dediği gibi yargının öznesine yönelik kavramların ve yüklemine yönelik kavramların nasıl ilişkili olduğu bakımından doğrudurlar. Ancak yargılar yalnızca kavramsal ya da tanımsal doğrularsa, bunların doğruluğu deneyimlere ya da duyulara bağlı değildir. Bu nedenle a prioridirler. Ayrıca tüm deneysel bilgiler de sentetiktir. Neden? Çünkü deneysel bilgi, deneyim ya da duyulara dayanmak zorundadır. Bunun sonucunda bilgi, içerdiği kavramların tanımlarından daha fazlasına dayanmış olur. Yani deneysel bilgi analitik olamaz, sentetik olmak zorundadır. Kant'ın iki ayrımının birbiriyle mükemmel şekilde örtüştüğünü düşünebilirsiniz. Yani bir yanda a priori bilgi ve analitik yargı, diğer yanda da deneysel bilgi ve sentetik yargı var. Bu bakış açısına göre analitik yargılar Var olan tüm a priori bilgiyi ve sentetik yargılarda var olan tüm deneysel bilgiyi oluşturur. Daha net bir şekilde açıklamak gerekirse, yalnızca ve tüm analitik yargılar a priori olabilirken, yalnızca ve tüm sentetik yargılar deneysel olabilir. Eğer bu size doğru geliyorsa, yalnız değilsiniz. Kant'tan önceki tüm filozofların bakış açısı bu şekildeydi. İskoç filozof David Hume bu fikri açıkça ortaya koyan ilk insanlardandı. Ancak Kant bu görüşün yanlış olduğunu düşünür ve bir şeyleri gözden kaçırdığını savunur. Ve bu gözden kaçırılanın ne olduğunu saptamak çok önemlidir. Elbette Kant bu gözden kaçırılan şeyin sentetik a priori bilgi olduğunu düşündü. Peki sentetik a priori bilgiye göre örnek olarak neyi verebiliriz? Kant'ın temel örneği matematiktir. Örneğin üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu bilgisini ele alalım. Kant'ın matematiğin a priori olduğunu düşünmekteki gerekçelerinden bazılarını gördük. Bunun gibi geometriye dayalı doğruları deney yaparak ya da duyularımıza dayanarak herhangi bir şekilde kanıtlayamayız. Dahası bunun gibi doğrular zorunlu ve evrensel görünür. Bir üçgenin iç açıları toplamı istisnasız 180 dereceye eşittir. Kant'a göre Galaksi'nin bir diğer ucunda iç açıları toplamı 180 derece etmeyen bir üçgen olduğunu düşünmek mantıklı değildi. Ancak diğer yandan Kant bu gibi matematiksel doğruların sentetik olduğunu da düşünür. Bir üçgenin iç açıları kavramı üstü kapalı bir şekilde tam olarak 180 derece kavramını içermez. En azından üçgen kavramının üç kenar kavramını içerdiği basit anlamda değil. Üçgenin tanımı bir düzlem üzerinde yer alan üç kenarlı kapalı bir şekildir. Ama üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğu gerçeği üçgen tanımının çok ötesinde bir bilgi içeriyor. Bu üçgen kavramında yer almayan ama gerçekten doğru olan yeni bir bilgi eklemiş oluyor. Yani üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu gerçeği Kant'ın tanımıyla ampliyatiftir. Yani genişletici bir bilgidir. Ancak aynı zamanda da sentetiktir. Yani Kant'a göre sentetik a priori bilgi gibi bir kavram olmazsa matematiksel bilgiyi anlayacak hiçbir yolumuz olmaz. Şimdi metafiziksel bilginin doğasına ve neden sentetik a priori olması gerektiği sorusuna geri dönebiliriz. Kant'tan önceki pek çok filozof özellikle de Kant'ın çağdaşı olan ve Alman ana akım felsefe geleneğinden gelen filozoflar, metafiziğin zorunlu ve evrensel gerçekleri kapsadığını düşünüyordu. Ancak metafizik bilgi zorunlu ve evrenselse a priori de olmak zorundaydı. Aynı zamanda metafiziğin yalnızca bir kısım boş tanımsal doğrulardan oluşmaması da gerekiyordu. Metafiziğin tanımsal doğruların çok daha ötesine uzanması ve bilgimizi artırması gerekliydi. Bu da metafiziğin ampliyatif olduğu anlamına geliyordu ve bu durumda sentetik olmak zorundaydı. Bu yüzden Kant, bunun bize metafiziksel bilginin ne tür bir bilgi olması gerektiğiyle ilgili bir şey anlattığını düşündü. Bu bize metafiziksel bilginin doğası hakkında bir şey söylüyordu. Eğer filozoflar herhangi bir metafiziksel bilgi oluşturmak isterlerse, bunun sentetik a priori olması gerekecek